Kardeşlerim, biz milletimizi birlikte, beraberlikte, dayanışmayla geleceğe taşımak istiyoruz. Bize ihanet edenlerle değil. Biz şehirlerimizi hizmetle, muhabbetle, yatırımla geliştirmek istiyoruz. Buna karşılık birileri ısrarla bölücülük fitnesini içimize sokmaya ve büyütmeye çalışıyor. Biliyorsunuz ülkemizde 1984 yılından beri vahşi eylemler gerçekleştiren bir bölücü terör örgütü var. Bu örgüt bugüne kadar en başta benim Kürt kardeşlerim olmak üzere sadece ülkemize ve milletimize zarar vermiştir. Bunlar doğmamış bebekleri, masum çocukları öldürerek nice evlere ateş düşürmüştür. Silahını camide namaz kıldıran imamlarımıza, çocuklarımıza eğitim vermek için çırpınan öğretmenlerimize, sağlık görevlilerimize, yol yapan işçilerimize, ekmeğinin peşindeki çiftçilerimize, işinin başındaki esnafımıza çevirerek savunmasız insanlarımızı hedef almıştır. Askerlerimizin, polisimizin, korucularımızın karşısında tutunamayanlar silahsız vatandaşlarımıza etmediklerini bırakmamışlardır. Bu örgütün hiçbir zaman Kürt kardeşlerimizin veya bölgemizdeki herhangi bir kesimin hakkını, hukukunu savunmak gibi bir derdi asla olmamıştır. Bunlar ilk günden beri bölgemizde hep bir takım güçlerin gönüllü veya paralı taşeronluğunu yapmıştır. Peki Kürt kardeşlerimin hiç sıkıntıları yok muydu? Elbette vardı. Yoksulluk vardı. İhmal edilmişlik vardı. Baskı vardı. Haksızlık vardı. Bu sıkıntılar Türkiye'nin her yerinde vardı. Ama bu bölgede daha ağır bir şekilde yaşanıyordu. Biz işte böyle bir Türkiye'yi devraldık. Hemen kolları sıvadık. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, enerji, bütün bu alanlarda adımlarımızı attık. Bunlar ülkemizi bölmeye çalıştılar. Buyurun şimdi sizlere bir megabordda şöyle konuşma dinletiyorum. Buna alışsanız iyi olur. Çünkü daha biz Başkan Apa'nın heykelini dikeceğiz, heykelini. PKK'nın öyle bir gücü var ki PKK sizi tükürüğüyle boğar, tükürüğüyle. Biz sırtımızı YPG'ye, YPJ'ye ve PYD'ye yaslıyoruz. Bize uzattığınız o gelişi, size çevirmesini biz çok iyi biliriz. Oyunuzu attığınız zaman aklınıza Sayın Abdullah Öcalan gelsin. HDP'ye oy vererek buyurun. Bu sorumluluklarını işte Kandil'deki terörist. Baş terörist. Kazanacağız. Batı'da da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz. Buyurun. Şimdi kardeşlerim, Şanlıurfa'dan tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Sizden çok gür bir cevap bekliyorum. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Ne var Türkiye'de? Doğu Anadolu'muz var. Güneydoğu Anadolu'muz var. Karadeniz'imiz var. Bu beyefendi Kürdistan özlemiyle yatıp kalkıyorsa Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin. Buyursun oraya gitsin. Bizim bu topraklarımızı bölmeye, bu vatanı bölmeye kimsenin gücü yetmez. Ve yetmeyecek. Öbürü ne diyor? Bizim arkamızda YPG var, PYD var, PKK var. Kadına bak ya. Söylediği lava var. Bizim arkamızda da Şanlıurfa var, Allah'ımız var. Biz yürüyeceksin millet, yürüyecek arkandan. Böyle yürüdük. Böyle yürüyeceğiz. Cudi'de inlerine girdik, inlerine. Gabar'da inlerine girdik. Tendürek'te inlerine girdik. Hatta Kandil'de inlerine girdik. Neden? Benim milletimin huzurunu kim kaçırıyorsa biz onların kapısını çalarız. Şimdi hazır mıyız? Rabia'ya hazır mıyız?
Şanlıurfa'dan tüm Türkiye duysun. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Ve sevgili kardeşlerim, bu yıl biliyorsunuz bunu turizmde Göbekli Tepe yılı ilan ettik. Ve şimdi bugün orada bir açılış yapacağız. Ondan sonra da inşallah akşam Dünya Kadınlar Günü sebebiyle hep birlikte kapalı spor salonunda hanım kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Tamam? Sanatçılarımız hep birlikte orada olacağız.